Kazakistan sevgili seyirciler, Türkiye ile Kazakistan arasında uçuşlar karşılıklı olarak sınırlandırıldı. Detayları alacağız Nur Sultan muhabirimiz Caner Salıbay'dan. Evet Coşkun Özen, Kazakistan gündemine aktaralım. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı bakanlığın mevcut çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Balayeva toplantı sırasında gönüllülük, kamu yönetimi ve bağış işleri hakkındaki yeni kamu tasarılarının çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı bakanlığa görüşme sonucunda yeni talimatlar verdi diyelim. Öte taraftan evet sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan ile Türkiye arasındaki karşılıklı uçuşlar sayısı 9 uçuşla sınırlanacak. Bu bilgi Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı tarafından belirtildi. 21 Nisan itibariyle iki ülke arasında 7 güzergahta 20 uçuş yapılıyor. Uçuşlar Nur Sultan, Almatı, Şimkent, Aktau şehirlerinden Antalya ve İstanbul'a yapılıyor. 26 Nisan'dan itibaren ise bu hafta içinde yapılacak uçuş sayısı 20 uçuştan 9 uçuşa düşürülecek. Ayrıca Kazakistanlı tur şirketleri Mayıs ayının sonu ve Nisan ayının başına kadar tur satışlarını da askıya alacak diyelim ve Kazakistan'daki salgınla ilgili son gelişmeleri aktaralım. Kazakistan'ın şimdi 10 bölgesi kırmızı bölge listesinde yer alıyor. Başkent Nur Sultan'da ise bugünden itibaren sinema salonları açıldı. Sinema salonları Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın aşık özel projesi kapsamında çalışacak ve sinemaya gelecek vatandaşların sağlık durumu kızıl, yeşil ve kırmızı renklerle değerlendirecek diyelim. Öte yandan Doğu Kazakistan bölgesinde ise karantina tedbirleri 23 Nisan'dan itibaren güçlendiriliyor. Bölgeye girişte bölge sınırlarında sıhhi kontrol noktaları kurulacak ve bölgeye girecek vatandaşlar en fazla 72 saat önce yapılan negatif sonuçu PCR testini ibraz etmeli diyelim. Atrav bölgesinde ise koronavirüse karşı aşı olmak isteyen vatandaş sayısı artıyor. Tengiz petrol sahasında bugüne kadar 4000 çalışan aşı oldu. Ayrıca 9500 kişinin de kayıt yaptırdığı belirtildi diyelim ve Kazakistan'daki salgınla ilgili son rakamları aktaralım. Ülke genelinde vaka sayısı 294.946'ya yükselirken 252.598 hasta iyileşti ve ülke genelinde 3.459 can kaybı yaşandı. Kırgızistan'da vaka sayısı artıyor. Son 24 saatte ülkede yeni 306 vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 92.626'ya yükselirken 87.390 hasta iyileşti ve ülke genelinde 1.561 can kaybı yaşandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Nur Sultan'dan Caner Salıbay aktardı. Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıkları. Son bağlantı noktamızda Nur Sultan, Avrasya gündeminin sonuna geldik.